Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazdıklarına and olsun. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Hanginizdeymiş o fitne ve cinnet? Doğrusu Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur. O halde yalanlayıcılara itaat etme. Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğme. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, hep laf götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, kabe ve haşin, sonra da kötülükle damgalı, mal ve oğulları var diye böyle davranır. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, eskilerin masallarıdır der. Yakında biz onu hortumunun burnunun üzerinden damgalayacağız. Biz onlara da bela verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. İstisna da etmiyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir bela onu sardı da bahçe simsiyah kesiliverdi. Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler. Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin diye. Derken fırladılar. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın diyorlardı. Zanlarınca yoksulları engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler. Fakat bahçeyi gördüklerinde biz herhalde yanlış gelmişiz dediler. Yok biz mahrum edilmişiz dediler. İçlerinde en makul olanı şöyle dedi. Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim? Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Biz azgınlarmışız. Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir ondan umarız. İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi. Kuşkusuz korunanlar içinde Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır. Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? O kitapta beğendiğiniz her şey sizindir diye mi yazılı? Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor bakalım onlara. İçlerinden ona kefil hangisi? Yoksa ortakları mı var onların? Doğruysalar ortaklarını getirsinler. O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler. Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam kendi secdeye davet ediliyorlardı. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır. Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlara ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti. Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı. O kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman
neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Bir de durmuşlar, o bir deli diyorlar. Halbuki o, alemler için bir öğüttür. Sadakallahu lazim.